Söz Taraftar'da programından merhabalar sevgili izleyenler. Fenerbahçemiz Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Biz de bu mücadele öncesinde Bakırköy'deyiz. Mikrofonumuzu Bakırköy'deki taraftarlarımıza uzatacağız. Bakalım onlar bu maçtan neler bekliyor. Sevgili izleyenler, okuldan çıkmış, Bakırköy'de dolaşmaya gelmiş. İki arkadaşımızla birlikteyiz. Öncelikle tanıyalım sizi. Ben Efe Yılmaz. Doğuştan Fenerbahçeliyim. Bu çantamı yanımda taşımaktan gurur duyuyorum. Gerçekten Fenerbahçeli olmak çok büyük bir şey. Yani bu kadar. Kaç yaşındasın Efe? 15. Lise öğrencisisin. Evet. Sınavlar yavaş yavaş başlıyor. Peki sen Fenerbahçe maçlarını izlemeye fırsat buluyor musun? Buluyorum tabii, evet. Fenerbahçe maçlarını izlemek gerçekten çok zevkli. Bu hafta Göztepe'ye konuk olacağız. Neler bekliyorsun bu mücadeleden? Fenerbahçe'nin hırslı oyununu çok istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı olarak hırslı oyun, hücum oyunu. Ersun Yanal da zaten bunu iyi bir şekilde beceriyor. Kaç kaç bitecek bu maç? 3-1. Kimlerden goller bekliyorsun? Cruze, Geri Rodriguez ve Emre Belözoğlu. Seni de tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Emirhan Gök. Fenerbahçe'yim doğuştan beri. Fenerbahçe'yi izlemekten bir zevk duyuyorum. Hani böyle büyük bir camiayı sevmek, taraftarın olmak çok güzel bir duygu. İşte 15 yaşındayım. Hani maçla alakalı konuşursam, maçı 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Vedat Muriç ve Geri Rodriguez atacak golleri diyorum. Hani başarılar dilerim. Bu kadar. Peki maçları izliyor musun Emirhan? Evet, her zaman. Stada geldiğin oluyor mu? Evet, oldu. 3 defa gitmiştim. Deplasmana gidiyor musun hiç? Yok, daha deplasmana gitmedik. Kadıköy'ün havası çok güzel. Deplasman sanmıyorum. Ailenle mi izliyorsun deplasman mücadelelerini? Evet, hepsini ailemle izliyorum. Peki buradan Fenerbahçe'mize bir mesaj vermek istesen ne dersin? En büyük Fenerbahçe. Gözümü dünyaya açtım, Fenerliyim. Öleceğim, Fenerliyim. Ki kainat bir araya gelse Fener'in fesinden beni kimse caydıramaz. Fenerbahçe yenildiği zaman eskiden Sinevizyon'dan maçı izlerdim. Bir ta uzaktan görürlerdi beni. Eve gittiğimde televizyonu kapatırlardı. Ses istemezdim. Şimdi yine aynısı tabii. Hiç fark etmez. Bu öyle bir şey ki ta torunlarıma intikal etti. Her hafta buradan karşıya Bulgurlu'ya gidiyorum ki torunlarımla maçı izleyeyim. Biri kız, biri erkek. Biri savunma, biri soluma oturuyor. Düşünün artık. Kızım da bir yanda, damat bir yanda. Fenerbahçe ailesiyiz. Bu bir öyle bir şey ki aşktan da üstün. Farklı bir şey bu. Haliyle ya Fenerli olmak herkese nasip olmaz. Fenerli doğulur, Fenerli yaşanır. Fenerli olarak da göz kapatılır. Öbür dünyaya gitsem yine de Fenerbahçeliyim. Takımımız bu hafta İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç nasıl geçer sizce? Abla zaten ben hocayı da çok seviyorum, Ersun Yanal'ı. Onunla şampiyon olduk biliyorsunuz. Göztepe maçını da alacağız. Zaten oynadığımız futbol da güzel. Ama şanssızlık yakamızı bırakmıyor. Öteki maçlarda da kalelerine gidiyor, direklere patlıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Top istemiyordu ama eninde sonunda İzmir'deki maçı da alacağız, Göztepe maçını. Artı ondan sonraki rakipler de bizden korksunlar. Açık ara şampiyon olacağız. Hiç bunun lamici mi yok. Nereden baksam Fenerbahçe. Bakırköy'deyiz. Genç bir kardeşimiz var yanımızda. Tanıyabilir miyiz seni? İsmim Fahrican. Kaç yaşındasın? Lise öğrencisisin. Evet, lise son. Okuldan yeni mi çıktın? Evet. Ne yapacaksın şimdi Fahrican? Dershaneye gideceğim. Üniversiteye hazırlanıyorsun. Evet. Hangi üniversiteyi istiyorsun? Düşünüyorum da Koç olabilir, Cerrahpaşa olabilir, düşünüyorum. Peki maçlara geliyor musun Fahrican? Ara sıra futbol maçlarına gidiyorum. Kendi evimizde oynadığımız maçlara geliyorsun. Evet, Kadıköy'e gidiyorum. Bu hafta deplasman mücadelesine çıkacağız, Göztepe ile karşılaşacağız. Neler bekliyorsun bu maçtan? İnşallah yani içimden geçen 3-2 kazanacağız gibi geliyor. Nerede izleyeceksin bu maçı? Evde izleyeceğim. Ailenle birlikte? Evet. Herkes Fenerbahçeli mi ailede? Evet, herkes Fenerbahçeli. Sen de doğuştan Fenerbahçelisin o zaman. Evet. Nasıl anlatırsın bu sevgiyi bize? Doğduğumda bile ilk yani direkt giydirmişler formayı yani öyle. Ama yani o stada girince insan farklı duygular hissediyor. Senin forma numaran kaç? 22. Neden 22? Yani, Ağustos'un 22'sine doğmuşum ondan dolayı. Çok güzel. Peki Göztepe maçından neler bekliyorsun Fahrican? Yani sakatlar var ama inşallah kazanacağız. Kimler atacak golleri? Bence oynarsa Cruze atar.
Rodriguez atar, bir tane de Emre atar gibi geliyor. Ben oğlumu tribünde büyüttüm. Kızıl Toprak'ta oturuyordum ben. Yani Balişler'in zamanından beri. Oğlum tribünde büyüdü, 27 yaşında şu anda. Maşallah, o sevgiye, coşkuya, Fenerbahçe'mizin yaşadığı şampiyonlukların hepsine hakimsiniz o zaman. Evet, evet. Şimdi şehir dışında yaşıyorsunuz. Arada bir maçları izlemeye geldiniz oluyor mu? Maçları ancak şeyden, televizyondan, yani reklam olmasın diye adını vermeyeyim dedim. Bu hafta Göztepe deplasmanına çıkacağız. Nasıl bir oyun sergileriz sizce? Ben alırız diye düşünüyorum ama bazen şanssız şeyler olabiliyor. Futbol bu neticede. Ama alırız diye düşünüyorum. Kaç kaç alırız? 2-0 gibi düşünüyorum ben. İçimden geçen o. Yanımızda İrem var. Fenerbahçe sivitini giymiş, çıkmış Bakırköy sokaklarına. İrem, okuldan mı geliyorsun? Evet, okuldan geliyorum. Ne yapıyorsun Bakırköy'de? Okula gittim. Şimdi antrenmana gideceğim. Ne antrenmanına? Voleybol. Voleybolcusun aynı zamanda, sporcusun. Kaç yaşındasın peki? 16. Bizim voleybolcularımızdan en sevdiğin, en beğendiğin oyuncu hangisi? Vargas. Vargas'ı beğeniyorsun, onu örnek alıyorsun. Evet. Fenerbahçe'de oynamak ister misin ileride? Evet. İsterim ama yani zor. Altyapıdan yetişmek lazımdı. Şimdi başka kulüpte olduğum için. Olur mu olur, neden olmasın diyelim. Peki futbol takip ediyor musun? Arada. Hangi oyuncularımızı seviyorsun en çok futbolda? Emre Belezoğlu, Vedat Muriç gibi oyuncuları beğeniyorum. Buradan Fenerbahçe'mize Göztepe maçıyla ilgili bir mesaj vermek istesen bu ne olurdu? Bu ya başarılar diliyorum. İnşallah kazanırız. Yanımızda minik mi minik, tatlı mı tatlı iki tane Fenerbahçeli var. Senin adın nedir? Nihat. Senin adın nedir? Derin. Nihat, bize söylemek istediğin bir marş var sanırım. Paylaşır mısın bizimle? Evet, söylüyorum. Serenin yanına ağlacı var kocam. Yıllardır ben senin yine serin oldum. Yanlarda çamlarda yanında oldum. Fenerbahçe sen bizim marşayı mısın? Eğlenelim arkadaşlar, Fener geliyor. Kadıköy'e bu gece bayram oluyor. Şampiyonluk bizimdir, alem geliyor. Kaldırmak bayrakları efsane dönüyor. İzliyor musun maçları? Evet. En çok hangi futbolcumuzu seviyorsun? Alexis Oza. Derin, sen nasıl bir Fenerbahçelisin anlat bize. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi? Çok. Ne kadar çok? Dünyalar kadar çok. Seni kim Fenerbahçeli yaptı? Babam. Baban da sıkı bir Fenerbahçeli o zaman. Evet. Maçları birlikte mi izliyorsunuz? Evet. Bu haftaki maçı kaç kaç alırız? 3-0. Peki Nihat'tan da bir skor tahmini alalım. Kaç kaç biter bu maç Nihat? 6-0 diyorum. Ve güveniyorum. Öncelikle sizi tanıyalım. Hasan Eroğlu. Hasan Bey, sıkı bir Fenerbahçe taraftarsınız. Evet. Bakırköy'deki bütün esnaf bunu biliyor. Evet, doğrudur. Nasıl anlatırsınız bu aşkı? Bu aşkı anlatamam. Yaşarım sadece. Maç skoru da vereyim. 2-0 yeneriz Göztepe'yi inşallah. Kimler atacak golleri? Oynarsa Vedat Muriç. Olmazsa artık Serdar Aziz diyelim. Maç esnasında yaptığınız bir toteminiz var mı? Yok, dua ederim sadece o kadar. İzliyor musunuz peki deplasman maçlarını? Her maçı izliyorum. Kaçırmadan. Sizi tanıyalım öncelikle. Vedat Oktay, emekli mühendisim. Öyle söyleyeyim. Vedat Bey, sıkı bir Fenerbahçe taraftarısınız. Siz nasıl anlatırsınız bu sevgiyi? Anlatılması mümkün değil. Yani kendim bildim bileli. Fenerbahçeliyim. Her zaman her yerde de hiçbir şekilde vazgeçmedim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli kalacağım, bu kadar. Çoluk çocuğum herkes Fenerbahçeli olacak diye bakıyorum. Bir iki kaçak var ama yine de hepsi Fenerbahçeli ağırlıkta. Arkadan yeni Fenerbahçeli bir nesil var, geliyor. Var. Çocuk kulübüne de üye. Basketçi olmaya çalışıyor. Basketbolcu olmaya çalışıyor. Kendisi de Fenerbahçeli. Zaten çocuk ve genç kulübüne de üye. Maçlara da getirmeye çalışıyorum. Kaç yaşında? 12. 12 yaşında bir kızım var. O en sıkı Fenerbahçeli. Büyük kızım var 24 yaşında. O da Fenerbahçeli. Onlar bize yetiyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Nasıl bir maç havası olur? İzmir takımı. Ben de bir İzmirliyim. Göztepe'li olmasam da İzmirli sayılırım kısmı. Ama Fenerbahçe artık bundan sonra zaten herhangi bir kaybe tahammülü olmadığı için bu maçı da alacaktır. Ona inanıyorum. Ama taraftarımız da zaten görevini yapacaktır her zaman.
Kaç kat biter bu mücadele? Ben 2-1 gibi bekliyorum. 2-1 kazanırız diye bekliyorum. Golleri kimler atar? Muriç oynarsa atar. Bir de Emre atar diye bekliyorum. Geçen haftanın acısını çıkarır. Biz Bakırköy'de Fenerbahçelileri ararken Fenerbahçeliler bizi buldular. Öncelikle sizi tanıyalım. Tabii ki de. Fanatik bir Fenerbahçelisiniz. Evet. Tabii ki de, %100. Hayatınızın her alanında Fenerbahçe'yi yanınızda her taşıyorsunuz. Her alanında, 7-24. Sizin de ekranınızda vardı sanırım, gösterdiniz az önce. Bu arada şöyle bir durum nasıl var. Nasıl bir aşk bu? Doğuştan. Yani benim ailem hepsi Fenerbahçeli vallahi. Annem, babam, kardeşlerim hepsi ailecek Fenerbahçeliyiz. Maçları da hiçbirini kaçırmıyoruz, basketbol, futbol olsun. Maçları birlikte izlediğiniz oluyor mu? Birlikte. Hatta totem yapıyoruz. Mesela penaltı olduğu zaman benim gözümü kapatıyor. Senin gözünü kapatınca gol oluyor diyor. Ama Emre'nin penaltısı da kapatmadığı için gol olmadı bak. Bu hafta Göztepe maçına çıkacağız. Kazanırsak bir penaltı mutlaka kapat arkadaşının gözünü. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ya penaltı olacağını bilsem gözlerim gitsin. Yani Fenerbahçe kazansın, gerekirse ben kör kalayım. Önemli değil. Vallahi o derece yani. Yani ben de Fenerbahçe aşkı embriyo döneminden başlıyor. O derece yani. Daha embriyo döneminden. Bebekken, daha anne karnındayken ben de Fenerbahçe aşkı başladı. O derece yani. Kaç biter Göztepe maçı? 3-1 alırız bence. Kimler atar golleri? Max Kruse bence gol kilidini açacak diye düşünüyorum. Ve Ozan Tufan ve Emre diye düşünüyorum. Ya da Luis Gustavo. Sizce skora kimler katkı yapar? Bence 1-0 alırız. Golü de defanstan birisi atar, duran toptan. Sevgili izleyenler, Fenerbahçe'mizin ligin 13. haftasında Göztepe'ye konuk olacağı mücadele öncesi biz Bakırköy'deydik. Mikrofonumuzu taraftarlarımıza uzattık. Onların bu maçtan beklentilerini, duygu ve düşüncelerini aldık. Bir sonraki Söz Taraftar'da programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.